arkadaşlar, yine bir babalı sohbetle karşınızdayız. Babam yine soracak, ben cevap vereceğim. Merhaba arkadaşlar. Yine soru cevapla Mirza'nın dediği gibi karşınızdayız. Başlayalım mı babacığım? Büyük bir tarlan olsa, o tarlaya ne ekerdin? Yani sevdiğin bir şeyler de olur. Havuç. Havuç. Başka? Domates. Domates. Başka? Karpuz. Karpuz. Başka? Üzüm. Üzüm. Ama üzüm genelde tarlada değil de asmalarda oluyor. Olsun, şeyi ekeriz de tarlaya mı? Asmayı yaparız. Öyle yapalım. Asmamız orada olsun. Peki o kadar yani büyük bir tarlan var. Nasıl toplayacaktın? Tek başına mı toplayacaktın? Yoksa arkadaşlarından yardıma gelen olur mu? Yok, tek başıma nasıl toplayacağımı ben biliyorum. Nasıl? Şöyle, traktörle. Traktörle toplayacaksın. Yorulmaz mısın tek başına peki? Peki topladın. Şimdi o kadar ürünün var. Domatesin var. Ondan sonra üzümün var. Havucun var. Karpuzun var. Bir sürü değil mi? Şimdi bunların hepsini zaten hani eve getirsek hep beraber yiyemeyiz. Ne yapalım biz o ürünlere? Bazıları böyle taşıyamazsam eve bazılarını satarım, bazılarını getiririm. Yok, şimdi hani hepsini yiyemeyiz ya, getirip getirmeme değil. Hani o kadar israf olmaması için, hani yiyebileceğimizi getirdik eve. Gerisini ne yaparsın? Gerisini canı çekmiş birilerine verirdin. Canı çekmiş insanlara verirdin, ihtiyacı olan insanlara verirdin. Değil mi babacığım? Satmayı düşündün mü peki pazarlarda? Yoksa ihtiyacı olanlara mı vereceksin? Düşündün mü? Ama sen ihtiyacı olanlara vermeye mi karar verdin? Çok güzel düşündün bence. Diğer sorumuza geçelim mi? Ayakkabılarımız olmasaydı, onların yerine ne olmasını isterdin? Benim aklımda bir şey var tabi. Yani senin söyleyeceğin bir şey var. Güzel, şöyle bir parlak ayakkabı. Yok, ayakkabılar olmasaydı, hiç olmasaydı. Onun yerine ne olsun isterdin? Ayakkabılar. Şöyle içeri terli ve altları güzel böyle pamuk olan. İçeri terli. Ama içeri terli ile dışarıda nasıl gezeceğiz? Gezemeyiz. Bir şey olmaz ama ben öyle düşündüm. Öyle mi düşündün sen? Ama benim aklımdaki neydi biliyor musun? Sen kesin paten dersin dedim. Paten. Aha. Kayarak giderdin her yere. Tamam. Abi. Ama paten de olursa zor olmaz mı? Bak. Nasıl tekerler olsun isterdim biliyor musun? Nasıl? Şu. Biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Şimdi paten sadece paten olsaydı yaşlı insanlar nasıl gidecekti peki? Gidip gelecekti. Düşünsene yukarıda Fazilet Nene var. Çok yaşlı. Onun patenle gezdiğini düşünebiliyor musun? Düşünüyorum. Düşünüyor musun? Öyle nasıl gezdiğini. Nasıl? Patenlerini giyecek ve de bastonunu alacak. Bastonla tutunarak mı gidecek? İyi, güzel düşünmüşsün. Ben onu düşünürsün dedim ama sen daha farklı bir şey söyledin. Diğer sorumuza geçiyoruz. Senin için iyi insan ve kötü insan nedir? İyi insan ne senin için? Ya da iyi insan nasıl olmalı? Böyle benim güzel bir ailem. Tamam, güzel bir ailen olsun ama iyi bir insan nasıl olur yani? Nasıl bir iyi insan oluruz? Böyle kötü olmayan. Kötü olmayan, hiçbir şeye zarar vermeyen, kurallara uyan, kimseyi kırıp üzmeyen. Değil mi babacığım? Kimsenin malında, mülkünde gözü olmayan. İyi insan öyle oluruz değil mi? İyi bir. Kötü insan peki nasıl senin gözünde? Böyle bana kum atan. Yine mi kum atan? Bence hani kötü insan biraz da yalan söyleyen. Değil mi?
kurallara uymayan, haksızlık eden herkese. Bak, yalan söyleyen var ya, mesela biz partneriz. Senin baban gelmiş diyorlar ya. He, kandırıyorlar değil mi? Ben de gerçek sanıyorum, çok üzülüyorum. Seni o şekilde kandırıyorlar. Kandırdıkları zaman sen de üzülüyorsun. Sen aslında seviniyorsun. Ben geldim diye. Bakıyorsun yokum. Değil mi? Anladım babacığım. Sorular bitmek üzere. Son soruya geçelim mi artık? Son sorumuz geliyor. Bu biraz değişik bir soru. Sabahtan akşama kadar görünmez olsaydın neler yapardın? Düşün biraz. Akşam var ya. Evet. Sizi diye korkutursun. Sizi diye korkutursun. Ama biz geldiğimizde seni göremezsek bu sefer, hani görünmez oldun ya. O zaman komik olur. Komik siz mi olur? Siz zaten biraz benden büyüksünüz. Hatta daha çok büyüksünüz. O yüzden o kadar korkmazsınız. Korkmayız değil mi? Başka neler yaparsın? Mesela ben sana bir örnek vereyim, sen gerisini getir. Biz senin görünmez olduğunu biliyoruz ama arkadaşların bilmiyor. Parka gittik. Parkta görünmezsin. Yiğit gelmiş, Aras gelmiş, diğer arkadaşların gelmiş. Onlara neler yapardın? Yiğit'e komik bir şaka yapardım. Komik bir şaka mı yapardın? Mesela? Şöyle. Dar, öyle. Öyle. Şöyle de yapabilirsin. Hani bazen bisikletini bırakıyor ya. Bisikletini yavaş yavaş böyle sürebilirsin. Bakacak ki bisiklet tek başına gidiyor. ne yapardı o zaman? Komik olur. Komik olur değil mi? Misal bir tane topları var. Maç yapıyorlar. Sen araya girmişsin, topu almışsın. Top kendi kendine gidiyor. Gol oluyor kaleye. Güzel olur muydu? Olur. Eğlenceli olurdu değil mi? Teşekkür ederim babacığım. Yine güzel sohbet oldu. İnşallah yine devamını çekeriz. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Dur arkadaşlar, bir şey diyeyim sonra. Tamam de babacığım. Arkadaşlar, kaç gündür video çekmiyorduk. Bugün çektik yani. Şimdi söyleyeceğim bir şey var. Belki böyle daha güzel sorular gelebilir bana. Değil mi babacığım? Evet babacığım. Daha güzel sorular hazırlayabiliriz. Daha güzel soru cevap olabilir. Daha güzel sohbetler olabilir. Bizi izlemeye devam etsinler. Herkese biz yine çok teşekkür ediyoruz. İlgilerinden dolayı. Çok mutlu oluyoruz. Değil mi babacığım? Tekrar teşekkür ediyoruz. Sen de istersen teşekkür et. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sürü sizin sayenizde abonemiz oldu. Değil mi babacığım? Çok teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam o zaman. Arkadaşlar.